insanlarıyla ilgili kalıplar var insanların kafalarında. Yıllar içinde yapılan bir çalışmada hani çocuklara sormuşlar bir bilim insanı çizin dediklerinde çoğu çocuk erkek bilim insanı çizmiş. Kalıplar var ve bu kalıplar gençlerin bazı alanlara yönelmesini engelliyor. Belki hiç denemiyorlar bile, cesaret edemiyorlar. Çünkü o kalıplara uymadıklarını fark ediyorlar. Ben de çok düştüm, kalktım, bir yol buldum. O yolu bulurken tabii ki çok sendelediğim oldu. Ama o her taş benim ayağa kalkmama ve daha da güçlenmeme neden oldu. Önemli olan o engebeli yolda yürürken takıldığınız zaman güçlenerek kalkmanız ve yılmamanız. Ben çok çalışıldığı zaman başarılı olduğuna düşünüyorum. Hedefleri büyük tutup, merak ettiğimiz bilimsel soruların üzerinden sebat ve titizlikle geçtiğimizde aslında başarılı olmamız için bir neden olmadığını düşünüyorum. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında özellikle kız çocuklarının cesaret ve kendine güveninin sağlanması da gerekiyor. Red aldıklarında herhangi bir çalışmalarında motivasyon ve morallerinin bozulmaması daha iyiye gidecek bir sürecin başlangıcı olarak düşünmelerini tavsiye edebilirim. Gerçekten sevdiğiniz mesleği tercih etmek gerekiyor. Araştırmacı olmak istiyorsanız beklemeden lisans sırasında stajlarla gönüllü olarak, bursiyer olarak projelerde yer almak lazım. Yabancı dilinizi iyi seviyelere getirip daha sonra tabii lisansüstü eğitimle devam etmek gerekiyor bu araştırma yolculuğuna. Seçtikleri alanın mesleki anlamda ilerlemek istedikleri bölüm olması en önemli noktalardan biri. Bilim yolunu seçmeyi planlayan arkadaşlarımız için tavsiyem sabırla, bilinçli olarak ve hedeflerini baştan belirleyerek kendilerini çok yönlü bir şekilde geliştirmeye çalışmaları. Devlet imkanlarıyla okudum ve devlet imkanlarıyla bu yerlere geldim. İnsan isterse her şeyi yapar ve olanaklarınızı zorlamaya çalışın daima. Hiçbir şekilde bahane üretmeye çalışmayın. Daima bir hedef seçin. Hedefe doğru odaklanın. Özellikle akademik bir çalışma yapacaklarsa araştırma yapmak, çok yönlü olmak, kendisini geliştirmek için elinden geleni yapmak, hocaların tavsiyelerini de dikkate almak, kararlı bir şekilde elindeki imkanları kullanarak çok büyük hayaller değil de gerçekçi hayaller kurarak adım adım amacına ulaşmaya çalışmak.